Dürüm Tarım Makineleri Genel Müdürü Mustafa Bardakçı bizlerle beraber. Mustafa Bey hoş geldiniz, sefa getirdiniz efendim. Hoş bulduk kardeşim. Aslında biz de sizin ev sahipliğinizde misafir sayılırız. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyoruz. Tabii bizler önce bir sürüm makinelerini, sürüm tarım makinelerini tanımak isteriz. Siz ikinci kuşak yönetici olduğunuzu yayından önce benimle paylaşmıştınız ama bu şirket nasıl dünyaya geldi, ne zaman kuruldu, kaç yıldır faaliyet gösteriyoruz? Ömer Bey, bu şirketi Hasan Hüseyin Bardakçı babam 1967 yılında sürüm tarım makineleri adı altında mibzer üretmeye başladı. Eski sanayide 70 metrekare bir iş yerinde sene 80'e kadar orada mibzer ürettik. 80'den sonra Karatay sanayisine geldiğimizde 86'ya kadar da 6 yılda Karatay sanayisinde mibzer ürettik ve mibzeri 86 yılında bıraktık. 88 yılında da yonca biçme makinesine başladı. Tamburlu yonca biçme makinesine ve 1988'den 2018'e kadar da tamburlu yonca biçme makinesi, yani sırf işlemeyle ilgili çalışıyoruz. Süper. Yani bunca yıllık geçmişte epey fazla üründe tecrübe ve bugüne kadar devam etmiş ürünler de var ki çayır ve yonca biçme makinelerinden bahsettiniz ki şu anda sürüm tarım makinelerinin lokomotifi, en çok ürettiği ürün gamı bu mudur? Evet. Yonca biçme makinesi, yonca biçme makinelerinde kendi aralarında ikiye ayrılır. Diksli yonca biçme, tamburlu yonca biçme. Diksli yonca biçmelerimiz 2 metre 10 santim, 2 metre 40 santim. Bir de 3 metre 20 santim çekilir tip yaptık. 3 metre 20 santimi de geçen yıl ürettik. Üretimine devam ediyoruz. Yeni yeni kendimizi geliştirerekten yapmaya çalışıyoruz. Peki burada Konya'da çiftçilerimizle buluşturduğumuz yeni bir ürün var mıdır? Yeni geliştirdiğimiz. Mesela hani sıkmalı bir model burada ilk kez mi sergileniyor? Evet. Sıkma, tamburlunun arkasına sıkma tertibatı koyduk 2 yıl önce. Tamburlu yonca biçme makinesini de 185'lik olaraktan sıkmalı, 2,5 metre olaraktan sıkmalı, 3,20 olaraktan tamburlunun arkasına da sıkma koyduk. Çiftçilerimiz bunları da gördü, biliyor, denemelerimizi yaptık. Gayet de başarılı. Çok güzel. Hem bir ricam olacak, biraz daha mikrofonu yakın tutarak seyircilerimiz sesimizi daha gür duysun. Tamam. Hem de ben yeni bir soruyla devam edeyim. Tabii ki sıkma tertibatının önemli olduğunu biliyorum. Ancak sizden bir kez dinlemek isterim. Bu sıkma tertibatının faydaları nedir? Yani şimdi, bu eklenti üründe nasıl bir değişime sebep oluyor ve bu da ürün kalitesine nasıl yansıyor? Şimdi yonca biçme makinesinde yonca diksler yoncayı kestikten sonra arkadaki toplar yoncayı sıkıyor. Sıkıyor, 5'er santim aralıklarla da kırıyor. Kırdığından dolayı bitki çabuk havalandığından dolayı kuruyor. Arkasından bir gün sonra havanın şartına göre balya makinesi giriyor. Yani aslında bir sıkmayla kurumayı hızlandırmış evet, oluyoruz. Yani eğer sıkma tertibatı olmasa çiftçilerimiz bunu ot toplama tırmığıyla tekrar tarlaya yayacak, tekrar toplayacak. Bu da bitkinin üzerindeki, yoncanın üzerindeki yaprakları dökülmesine sebep oluyor. Hı hı. Sıkmayla işlenen yoncalar daha verimli oluyor hayvan için. Kesinlikle. Tabii hayvancılık çok hızlı gelişen bir sektör ve gelişmeye devam etmek zorunda olan bir sektör. Öyle diyelim. Evet, evet. Çünkü fazlasıyla et açığımız ve bir nevi de kaliteyi daha da yükseltmemiz gereken durumlar var. Tabii siz de ağırlıklı olarak hayvancılık mekanizasyonuyla uğraşıyorsunuz. Evet. Burada takdir edersiniz ki hayvanın tükettiği otu biçme görevi sizin ürünlerinizde. Aynen. Eğer bu öyle kaliteli biçilirse hayvanın önüne kaliteli ot gider. Doğru, doğru mudur? Söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Peki burada ürünlerinizin kalitesini arttırmak ve yeni ürün geliştirmek için nasıl bir faaliyet yürütüyorsunuz? Arge faaliyetleriniz, çalışma ekibiniz, ne kadar alanda üretim yapıyorsunuz? Biraz firmanızı daha yakından tanıyalım. 15 bin metrekare Konya 3. Organize Sanayisi'nde 15 bin metrekare arazinin içerisinde 8000 metrekare kapalı alanımız var. Bu kapalı alanımızda 125 santim işleme kapasiteli, 145 santim işleme kapasiteli, 165 santim, 185 santim, 2 metre 40 santim işleme kapasiteli tamburlular yapıyoruz. Ve bunların bir de bağ aralarımız var. Bunlar tamburlu.
Bir de traktörün arkasına direkt takılıp da bahçe araları için, ağaç araları için üretmiş olduğumuz makineler var. Tamburlar iki çeşit. Hı hı. Özellikle bağ arası dediğinizi biraz daha detaylı öğrenmek isterim. Bağ arası dediğimiz bahçe araları, bahçe aralarında işte beşer metre arası olan, evet, bahçelerimizde ağaçlarımızın arasında 2,5 metrelik makinamız var. Traktörün önüne veya arkasına, traktörün önünde de hidrolik kolu varsa önüne de takılır. Yoksa direkt arkasına takaraktan, ara kolundan ayarlanaraktan bahçeyi işler. Peki Mustafa Bey, özellikle ikinci kuşak yönetici olarak sizlere şu soruyu yönelteceğim. Babanızın kurduğu bu şirket tabii ilk yıllarında üretim çok daha fazla el emeği gerektiriyordu. Evet. Daha az adetlerde çok daha fazla emek verilerek sürdürülüyordu. Günümüze geldiğimizde tabii ki teknoloji hızla gelişti. Üretim teknolojileri de gelişti. Evet. Siz bu anlamda üretim teknolojisi noktasında nasıl bir yatırımla büyümeye devam ediyorsunuz? Hem de bugünün de ayrıca zorlukları var. O zorlukların neler olduğunu da sizlerden dinleyelim. Evet, şimdi babam gelin zamanında tornalar, presler, şimdi pres hala var ama torna işi bitti. CNC işleri çıktı. CNC'de daha verim alıyorsun. Lazer dezgahları var, robot dezgahları var, CNC dezgahları var. Böyle olunca üretimimiz hızlandı. Babamgil'in zamanındaki üretimle şimdi arasında dağlar kadar fark var. Şimdi üretim çoğaldı. Üretim yani nasıl söyleyeyim, kat kat arttı. Ama şimdi de eleman bulamıyoruz. Yetiştirecek eleman bulamıyoruz. Arkadan eleman yetişmiyor. Evet. Peki burada hani üretimin yaygınlaşması sizce sektörde bir kalite sorunu oluşturuyor mu? Hani herkesin daha kolay üretim yapıyor olması kalitesiz ürünlerin de piyasada bulunmasına sebep olabilir, değil mi? Şimdi tabii herkes daha kolay üretim yapıyor. Daha kolay üretim yapınca da adet de çok çıkmaya başladı şimdi. Evet. Atıyorum bu kadar teknoloji yok kana. Adam senede 100 tane yapıyorsa şimdi 1000 tane yapıyor. Ama alıcı da ona göre çoğaldı. Fakat burada çiftçilerimizin kaliteye de önem vermesi lazım. Yani hani ben bu makinayı biraz daha ucuza aldım diyerekten düşünmemesi lazım. Evet. En kaliteli, malının arkasında kim duruyorsa, yaptığı işi, yaptığı makinayı kim takip ediyorsa bunları tercih etmeleri lazım. Peki sürüm tarım makineleri kalite seviyesini nasıl koruyor? Bu kaliteyi yukarıda tutmak için neler yapıyor? Bu işi ham maddeden itibaren mi başlatıyor? Tabii. Yoksa bir Ar-Ge mi? Yoksa teknik personel mi? Ar-Ge, kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz? Ar-Ge, ham madde, eleman. Kaliteli eleman. Hı-hı. Ve işin başında durmak. İşte bu bence en önemli nokta. Evet. Çünkü her ne kadar eleman da olsa, üretim teknolojileri artık çok yaygın dedik. Evet. İşi takip etmek, bilmek ve bunu sonuna kadar takip etmek aslında en önemli unsur. Aynen öyle. Yani işinin başında duran adam her zaman başarılı adamdır. Peki bu son tüketiciyle buluştuktan sonra burada satış sonrası hizmetler, bayi ağı gibi daha da önemli konular gündeme geliyor. Sizin bu alandaki faaliyetlerinizi de dinleyelim. Ne kadar bir bayi ağı, satış sonrası hizmetlerde nasıl bir hız söz konusu? Eminim yıllardan beri bir müşteri memnuniyeti var ve bunu sağlamak da bu yollardan geçiyor. Evet. 80'e, Türkiye'de 80'e yakın bayimiz var. Bu bayilerimizin kendi memleketlerinde servislik yaptırdığı insanlar da var. O insanlar bizim iş yerimizde, biz makinaları yaparkana gösterdiğimiz yerlerimiz var. Yani şurası şöyle olacak, burası böyle olacak, şurada bir arıza çıktığı zaman şöyle müdahale edin gibi şeylerimiz var, yaptırımlarımız var. Onlar da servisliğe, orada herhangi bir şey olduğu zaman, müşterimiz aldığı insana gittiği zaman aldığı insan da servisimize yönlendiriyor. Gerek bizi arıyorlar, biz yönlendiriyoruz. Makinamızın arkasında duruyoruz. Çok güzel. Ben faaliyetlerinizde başarılar diliyorum. Tabii babadan devralınan bir işi geliştirerek sürdürmek de zor. Evlatlarınız da sizi destekliyordur bu konuda. Öyle Allah tahmin razı olsun, ediyorum. Destekliyorlar. Umarız nesiller boyu sürüm tarım makineleri yaşayarak, gelişerek büyür ve devam eder. İnşallah kardeşim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz verdiğiniz bilgiler için, katkılarınız için. Allah razı olsun. Bu yolda başarılar diliyoruz. Sizin de ayağınıza sağlık. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederek sizleri uğurluyoruz efendim. Sağ olun.